Hadi gelin hep birlikte bugün tavuk suyuna çorba yapalım. Şimdi ben bir adet kalçalı budumu tencereme koydum. Üzerine su ilave edeceğim. Daha tenceremin altını yakmadım bu arada. Şöyle tane karabiberlerim var. Şöyle bir 5-6 tane yeterli. Ben bir tane de soğan atıyorum içine. Ama dün salatama yaptığım soğan fazla gelmişti. Ve tavuğun kokusunu alması için bir de soğan atıyorum. Altını yakıyorum. Kapağını kapatıyorum. Ve tavuğumu kaynamaya bırakıyorum. Şimdi tavuğumuz haşlandı. Ben biraz da dinlendirdim tavuğu içinde. Şimdi içinden tavuğumuzu alacağız, didikleyeceğiz, devam edeceğiz. Şöyle güzelce tavuğu içinden alıyorum. Tamam, bu didiklenmeye hazır. Hemen suyunu da süzüp geliyorum. Şimdi tavuğun suyunu süzdüm. Yeniden aynı tencereye koydum. Ocağın altını açıyorum. Tavuk suyunun biraz normal su ekledim içine. Çünkü içinden biraz tavuk suyu aldım. Oğlum biraz da nohutlu pilav istiyor. Onu kullanmak için aldım içinden tavuk suyunu. Şimdi bunu kapatıyoruz. Kaynamaya bırakıyoruz. O arada ben de tavuklarımı didikleyip geliyorum. Ata gelince yanıma birden kafam karıştı. O arayı çekmemişim. Şimdi size göstereceğim. İçine şöyle göstereyim. Bir dakika. Şu bardağımı görebiliyor musunuz? Bir çay bardağı tel şehriye koydum. Sonra ayıkladığım ne onun adı? Şurası topaklanmış. Tavuklarımı da içine ilave ettim. Şimdi bunlar da güzelce kaynayacaklar. Sonra meyanesine geçeceğiz. Şimdi bir tane kaseye şöyle ev yoğurdumu alalım. Şöyle bir su bardağına yakın yoğurt koyacağım. Ben bilerek yoğurdun suyundan da ilave ediyorum. Çok da güzel bir lezzet çıkarıyor. Tamam, bu yeterli. Böyle bir yemek kaşığı da dolu dolu. Hatta şöyle un ilave ediyorum. Şöyle bir tane de yumurtanın sarısını ilave ediyorum. Biraz da yani bir çeyrek limon kadar da limon suyu. Şimdi bunu güzelce çırpacağız. Bu meyhanenin içine şöyle çay kaşığı kadar zerdeçal atıyorum. Bence bu çorbaya en çok yakışan şeylerden biri de zerdeçal. Şimdi zerdeçalı da güzelce yedireceğim. Şimdi çorbamız kesilmesin diye şu çorbanın içinden sıcak suyundan alıp karıştırıp yaptığımız meyaneyi ılıtıyoruz. Yoksa böyle yoğurt taneleri üzerinde kalır. Hatası ben bunu çok takılıyor muyum? Hayır. Ama bazı insanlar çorbasında öyle yoğurt görmekten hoşlanmıyorlar. Şimdi bunu güzelce çorbamıza ilave edelim. Bu ılık olduğu için şöyle yavaş yavaş çorbamızı da karıştırıyoruz. Kaynayana kadar bekleyeceğiz. Hemen burada gelmişken son kaynama aşamasında üzerine karabiber. Bu çorbaya bence en yakışan şeylerden biri taze çekilmiş karabiber. Aklınızda bulunsun. Servis esnasında da atabilirsiniz ama ben böyle aromasının daha güzel geçtiğini düşünüyorum. Çorbamız kaynamaya başladı. Bakın kıvamını da aldı. Bu bizde böyle çok sulu gibi görünebilir. Ata da burada. Bekledikçe daha da kıvamını alacak. O yüzden şimdi tuzunu ilave ediyorum ve altını kapatıyorum. Tuzunu siz istediğiniz şekilde ilave edebilirsiniz. Ben çok tuz atıyormuşum gibi görünüyor olabilirim yemeklerimi. Ama ben Çankırı'nın doğal tuzunu kullanıyorum. O bir miktar daha şey oluyor. Çok atıyoruz, anca tadını alıyoruz, öyle anlatayım. Tamamdır. Gördüğünüz gibi rengi, kıvamı çok güzel. Sevmesin beni.
çorbam hazır. Bakın kıvamına, rengine. Çok güzel bir çorba tarifi bu. Mutlaka çocuklarınız seviyordur. Mutlaka bir de bunu böyle zerdeçallı deneyin derim ben. Umarım severek izlediğiniz bir video olmuştur. Lütfen beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Kanalıma abone değilseniz, abone olursanız da beni ekstra çok mutlu edersiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Ben şimdi şu çorbanın tadını çıkaracağım.